Evet, merhabalar arkadaşlar. Bu haftaki denememiz LGS denemesi, çözüm denemesi, deneme 3. Sorularını hep birlikte bakalım. Birinci sorumuz arkadaşlar ne demiş bize? Şunu söylemiş. Braille alfabesi görme engellilerin okuyup yazması için geliştirilmiş bir yazı sistemidir diye söylemiş arkadaşlar. Şimdi buraya baktığınız zaman arkadaşlar burada bu rakamlarla ilgili aşağıdaki gibi tanımlanmıştır diye söylemiş. Bu rakamlarla 3 haneli bir şifre oluşturulacaktır. İlk iki rakamla iki basamaklı bir sayı oluşturulacaktır. Üçüncü rakam ise oluşturulan iki basamaklı sayının atal çarpanlarından biri olacaktır demiş. Şimdi buraya baktığınız zaman mesela buradaki ifademiz bizim 6, burası 4, burası arkadaşlar 2. Demek ki 6'nın arkadaşlar iki rakamı 64 sayısının atal çarpanlarına baktığımız zaman arkadaşlar bizim nedir? 2 olduğundan dolayı demek ki bu oraya ne gelmiş? 2 gelmiş. O zaman biz arkadaşlar buradaki soruda ne yapabiliriz? Şunu söyleyebiliriz. Burada aşağıdaki kurala göre demiş, oluşturulmuş bir şifre verilmiştir diyor. Buna göre bu şifrede en sağdaki rakam aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Yukarıya baktığımız zamanki durumda arkadaşlar buradaki ifademizin kaç olduğunu görebiliriz. 9 olduğunu ne yapabiliriz arkadaşlar? Görebiliriz. O zaman ben ne yapıyorum arkadaşlar? Buraya kaç yazıyorum? 9 yazıyorum. Aynı zamanda buraya baktığım zaman arkadaşlar kaç gelmiş? 91 şeklinde bu iki basamaklı bir sayı olabilir. Şimdi 91'in arkadaşlar bizim asal çarpanlarına baktığımız zaman ne olabilir? 91 arkadaşlar hem 7'ye bölünebilir hem de 13'e bölünebilir. O zaman 7 ve 13 olduğundan dolayı biz ne yapabiliriz arkadaşlar? Şıklara bakalım. Buraya gelecek olan sayımız ya 7 olacaktır ya da 13 olacaktır. Şimdi buraya baktığımız zaman A şıkkında ne olabilir? 1 olabilir. Burada ne kaç olabilir arkadaşlar? 2 olabilir. Burası kaç olabilir arkadaşlar? 3 olabilir. Tabii bunları neye göre bakıyoruz arkadaşlar? Yukarıda verilen şu ifadelere göre bakıyoruz. Buna göre arkadaşlar o zaman buradaki ifademiz de kaçmış arkadaşlar? 7'ymiş. Buna baktığınız zaman 91'in asal çarpanlarından bir tanesi hangisidir? 7'dir. O zaman cevabımız nedir arkadaşlar? Denizli şeklinde ne yaparız söyleyebiliriz. Peki gelelim arkadaşlar burada ikinci sorumuza bakalım. Şimdi ikinci sorumuza ne demiş arkadaşlar? İkinci soruda şunu söylemiş. Çağrı demiş, annesi demiş Rana Hanım'ın doğum gününde aşağıdaki gibi bir yaş pastası alıyor. Çağrı pastasının tüm kenarlarını eşit aralıklarla köşelere de birer tane gelecek şekilde mum dikiyormuş. Çağrı'nın kullandığı mumların sayısı annesinin yaşına eşit oluyormuş. Ardışık iki mum arasındaki uzaklık santimetre cinsinden tam sayıdır demiş. Şimdi ben bu köşelere gelmek şartıyla kaç tane mum dikileceğini bulabilmek için neyi bulmam lazım? EBOB'larını bulmam lazım. O yüzden arkadaşlar hem 52 hem de 72'nin neyini bulacağım arkadaşlar? EBOB'larını bulacağım. Şimdi şöyle diyebiliriz arkadaşlar. 72'nin çarpanları arkadaşlar bizim neye eşittir? 4 çarpımda 18'e eşittir. Aynı şekilde arkadaşlar 52'ye baktığınız zaman arkadaşlar burası da bizim 4 çarpımda 13 şeklinde söyleyebiliriz. Yani biz burada arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. O zaman EBOB'umuz kaça eşittir arkadaşlar? 4'e eşittir şeklinde ne yaparız söyleyebiliriz. Yani 2 mum arasındaki uzaklığımız bizim kaçtır? 4'tür. Buna göre o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Şunu söyleyeceğiz. 2 mum arasındaki uzaklığımız 4'e eşit olduğuna göre burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Diyoruz ki buraya arkadaşlar toplamda 18 tane neyimiz gelecektir? Mumumuz gelecektir. Buraya arkadaşlar 13 tane mumumuz gelecektir. O zaman arkadaşlar buraya da 13 tane mum, buraya da arkadaşlar 18 tane mum diyebiliriz. O zaman biz buradan şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 13 ile 18'i toplayıp 2 ile çarparsak çevresine gelecek mum sayısını bulabiliriz. O zaman çevresine gelecek mum sayısı 13 artı 18 çarpımda 2 kaç yapar arkadaşlar? Çarparsanız 62 şeklinde biz ne yapabiliriz? Sonucu söyleyebiliriz. Yani cevabımız nedir arkadaşlar? Ceyhan şeklinde sonucumuzu söyleyebiliriz. Peki gelelim 3. sorumuza. 3. sorumuz arkadaşlar çok zor gibi görünen ama gerçekten basit olan bir soru diyebiliriz burada da. Şimdi ne demiş arkadaşlar? Aşağıdaki tabloya birbirine farklı 7 tane doğal sayı ve haş harfi verilmiştir diyor. Şimdi tablodaki haş harfi yerine bir doğal sayı yazılıyor. Yazılan doğal sayı diğer doğal sayılarla ayrı ayrı aralarında asal oluyormuş. Buna göre haş harfi yerine yazılan sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi ayrı ayrı aralarında asal olabilmesi için demek ki bu sayının ne olması lazım? Asal sayı olması lazım. Doğru mudur? O zaman buradan şunu söyleyebiliriz. 65, 19 değil mi? 91 bir kere asal sayı değil. Bunu eledik. 91 çünkü arkadaşlar 7 ve 13'e bölünebilir. 7 ve 13'e bölünebilen sayılar var. Burada asal sayımız kaç var? 97 var. O zaman 97 bizim nedir arkadaşlar? Asal sayı olduğundan dolayı o zaman cevap Denizli şeklinde ne yaparız söyleyebiliriz. Peki zor değil zaten. 4. sorumuz bakalım şunu söyleyebiliriz arkadaşlar.
Şimdi dördüncü soruda da arkadaşlar ne demiş? Şunu söylemiş. Aşağıda demiş basamakları birden başlayarak sırayla doğal sayılarla numaralandırmış bir merdiven verilmiş diyor arkadaşlar. Bu merdivende numarası 3'ün doğal sayı kuvveti olan basamaklar boyanacaktır. Ha, 3'ün doğal sayı kuvveti. 3'ün doğal sayı kuvveti deyince ne anlıyoruz? 3 üzeri 0'dan başlayacağız demektir. O zaman 3 üzeri 0, 3 üzeri 1, 3 üzeri 2 kaça kadar gideceğiz? Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. 5 tanesi boyandığına göre o zaman ne yapacağız arkadaşlar? 3 üzeri 4'e kadar gitmemiz gerekiyor. Doğrudur. O zaman 3 üzeri 3, 3 üzeri arkadaşlar 4'e kadar gittik. Çünkü 3 üzeri 4'e kadar gittiğimize göre burası ne yapar? 81'e kadar gelir. Diyor ki arkadaşlar buna göre demiş basamak sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır? Ama boyama işlemi tamamlandığında sadece 5 basamağın boyandığı görülüyor. Buna göre basamak sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi burada 81'de bitirebiliriz. 82'de biter, 83'te biter, 84, 85, 86, 87 ta nereye kadar? 3 üzeri 5'e kadar. Yani 243'e değil de 242'ye kadar gider. Değil mi? O zaman şimdi bakın arkadaşlar 81'den başladım. Nereye kadar gittim? Ta 242'ye kadar gittim. Peki burada alabileceği değerlerin kaç tane olduğunu sormuş. Yani 81'den 242'ye kadar acaba kaç tane sayı vardır? Onu ne yaparız? Bulabiliriz. 242'den ne yaparız arkadaşlar? 81'i çıkarız. Sonra artı 1 ne yaparız arkadaşlar? Ekleriz. Arkadaşlar burası da bizim neye eşittir? 162 taneye eşittir. O zaman cevabımız arkadaşlar nedir? Denizli şeklinde ne yaparız? Söyleyebiliriz. Peki gelelim 5. sorumuza. Şimdi 5. sorumuzda neye bahsetmiş? Şundan bahsetmiş arkadaşlar. Demiş ki tavuk ve yumurta üreten bir çiftlikte sağlıklı tavuk ve civcivler bulunmaktadır. Bir çiftlikte 512 tane neyimiz varmış arkadaşlar? Tavuğumuz. Yani bu ne demek arkadaşlar? 2 üzeri 9. Ve her tavuğun demiş 4 tane civciv var. Yani 2 üzeri 2. O zaman ben buradan civciv sayısını bulabilir miyim? Evet. 2 üzeri 9 çarpımda 2 üzeri 2'den o da eşittir. 2 üzeri 11 şeklinde ne yaptım arkadaşlar? Civciv sayısını buldum. Peki ne istiyor bizden? Diyor ki bu çiftlikteki diyor civcivlerin toplam ayak sayısı aşağıdaki gibi farklı üslü ifadeler şeklinde yazılmıştır. Ayak sayısını bulabilmek için tavuklar kaç ayaklı? 2 ayaklı. O zaman ne yaparım? 2 üzeri 11 arkadaşlar. 2 ile çarparım. 2 üzeri 12 tane ayağımız varmış. 2 üzeri 12 tane ayağımız olduğuna göre ben o zaman burasını 2 üzeri 12'ye eşitledim. Nereden çarptım? K demek ki o zaman 12'ye eşittir diyebilir miyiz? Değil mi? 2 üzeri K eşittir 2 üzeri 12 ise demek ki K eşittir 2 üzeri 4. Peki ben bunu 4 parantezinde yazacak olursam, tabanına 4 alacak olursam 12'yi ne yaparım arkadaşlar? 4'e bölerim, 2'ye bölerim. O zaman L kaç yapar arkadaşlar? Bizim 6 şeklinde söyleriz. Yani 4 üzeri 6 aslında 2 üzeri 12 eşittir. Demek ki L eşittir 6. 6. O zaman ne yaparım arkadaşlar buradan? 8 için baktığımız zamanki durumda arkadaşlar M'yi kaç bulabiliriz? 4 şeklinde bulabiliriz. Çünkü neden arkadaşlar? 8'in 4. kuvveti aynı zamanda 2'nin 12. kuvvetine eşittir. M kaçtır arkadaşlar? O zaman 4. Evet ondan sonra arkadaşlar ne yaptık? 16 üzeri 3 ifadesi aslında 2 üzeri 12 eşittir. Demek ki N eşittir arkadaşlar? Kaçtır bizim? 3'tür. Peki bizden istenen bunların hepsini toplamı kaça eşittir? Cevap 25 şeklinde ne yaparız? Söyleyebiliriz. Peki geçiyorum arkadaşlar 6. sorumuz. 6. sorumuz. 6. sorumuz. Bir ekmek fırınında her gün 5300 ekmek üretilmektedir diyor arkadaşlar. Bu fırında 15 günde üretilen ekmek sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bilimsel gösterim demek tam kısmının 1 ile 10 aralığında olması gerekiyor. O yüzden Bolu gitti, Denizli'de gitti. Evet, o zaman hangisi gider? Bolu gitti, Denizli'de gitti. Geriye kaldı, 2 tane şıkkımız kaldı. Peki 5300 ekmek üretildiğine göre 15 günde üretilecekmiş. O zaman 5300'ü arkadaşlar ne yapacağız? 15 ile çarpacağız. Çarptığımız zaman arkadaşlar 53 ile 15'i çarparsam arkadaşlar burası 795 yapar. O zaman 795 çarpımda 10 üzeri 2 şeklinde söyleriz. Ben bunun bilimsel gösterim olabilmesi için 1, 2 birim sola doğru kaydırıyorum. Sola doğru kaydırdığım zaman üstüm 2 birim artacak demektir. Burası arkadaşlar 7,95 çarpımda 10 üzeri 4 şeklinde söyleyebiliriz. Yani cevap Adana şeklinde ne yaparız arkadaşlar söyleyebiliriz. Peki 7. sorumuz. 7. sorumuzda şunu söyleyebiliriz. Bir kenarın uzunluğu A olan karenin alanı A kare diye söylemiş. Levent fen bilimleri ödevi için kartona kulağının kısımlarını gösteren kare şeklinde bir görsel yaptırmıştır diyor arkadaşlar.
Görselin yapıştırıldığı kartonun dikdörtgen şeklinde olup kısa kenarının uzunluğu 22 santim olduğunu söylemiş. Ha, kısa kenarının uzunluğunun 22 santim olduğunu söylediğine göre benden istenen şu arkadaşlar, demiş ki aşağıdaki tabloda 3 tane santimetre cinsinden değer verilmiştir. B A'dan büyük olduğuna göre görselin alanı yukarıdaki verilen değerlerden kaç tanesi olabilir diye söylemiş. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Eğer ki 121 olursa, yani şunun alanı 121 olursa, karekök 121 demek ne demek? Burası 11 demek. Eğer burası 11 ise arkadaşlar, o zaman biz ne yapabiliriz? Şuranın ne olması gerekiyor arkadaşlar? O zaman 11 olması lazım. Ama diyor ki burada B A'dan büyüktür. Demek ki 121 olamaz. Peki ben diyorum ki arkadaşlar, buradan o zaman burası 144 olursa, yani burası karekök 144'ten, burası kare olduğundan dolayı bir kenarını 12 santim buluruz. Eğer burası 12 santim olursa arkadaşlar, burası kaç yapar? 10 santim yapar. Demek ki A bizim ne yapabilir arkadaşlar? 10 olabilir. Demek ki arkadaşlar bu olabilir. Yani şu olamazdı, bu oldu. Peki devam ediyorum arkadaşlar. Diyorum ki başka ne olabilir diye düşünüyoruz. Hemen şuradan arkadaşlar şunu da yapayım. Diyorum ki arkadaşlar, mesela buradan şey olabilir mi? 196 olabilir mi? 196 olabilirse karekök 196 neye eşittir? 13'e eşittir. Yani burası 13 ise demek ki arkadaşlar buradaki ifademiz bizim 196 özür dilerim 14'e eşittir. 14'e eşitse o zaman burası kaç olması lazım arkadaşlar? 8 olması gerekiyor. A benim gerçekten de arkadaşlar B'den küçük oluyor, bakın buraya baktığınız zamanki durumda. O zaman arkadaşlar gerçekten bu da sağlar mı? Sağlar. O zaman baktığınız zaman bir bu sağladı, bir de bu sağladı. Kaç tanesi olabilir diyor. O zaman iki tanesi olabilir. Yani cevap Ceyhan şeklinde ne yaparız? Söyleyebiliriz. Peki gelelim 8. sorumuza. 8. soruda şunu söylemiş. Aşağıda demiş, alanı 20 santimetre kare olan kare şeklindeki bir karton ve yarıçapı santimetre cinsinden doğal sayı olan O merkezli daire şeklinde bir karton verilmiştir. Arkadaşlar alanı 20 santimetre kare ise bir karenin bir kenarı kaçtır? Kök 20. Kök 20 neye eşittir arkadaşlar? 4 çarpımda 5'ten 2 kök 5 yapar. Demek ki burası 2 kök 5 eşitmiş. Değil mi? Yani kök 20 aslında bizim neye eşittir? Aslında 4 ile 5 arasındadır. Doğru mudur? Yani şu kenarımız aslında bizim 4 ile 5 arasında bir kenar uzunluğumuz var. Şimdi diyor ki arkadaşlar bize, bu iki karton O merkezi C köşesi üst üste gelecek şekilde aşağıdaki gibi yapıştırılmıştır diyor. Buna göre demiş, pembe boyalı alan en fazla kaç santimetredir demiş. Şimdi arkadaşlar bunlar üst üste geldiğine göre O merkezli. Şimdi şurada dikkatimizi vermemiz gereken husus şurasıydı. Yarı çapı santimetre cinsinden doğal sayı olan diyor. Yani bunun yarı çapı eğer doğal sayısa demek ki arkadaşlar şuradakinin en büyük, en fazla alana sahip olabilmesi için buraya mecburen kök 20, yani 4 ile 5 arasında olduğundan dolayı şu kenarımız demek ki en fazla ben buraya kaç alabilirim? 4 santimlik bir yarı çap alabilirim. Demek ki bunun yarı çapı kaç yapıyor? 4 santim yapıyor. Eğer bunun yarı çapı 4 santim yapıyorsa bir kere arkadaşlar şu karenin alanını ben ne yaparım? 16 santim olarak ne yapabilirim arkadaşlar? Bulabilirim. Peki şimdi gelelim arkadaşlar şu daire diliminin alanına. Peki bu daire diliminin alanını nasıl bulabilirim? Arkadaşlar pi çarpımında r'nin karesi şeklinde vermiş alanımız. Yani pi çarpımında arkadaşlar 4'ün karesi bölü, burası 90 derece olduğundan dolayı çeyrek daire dilimi, yani 4'e bölmemiz lazım. Bunlar birbirlerini götürürse o zaman ne yapacak arkadaşlar burası? 3 çarpımında arkadaşlar 4'ten, o da eşittir 12 yapacak. Demek ki şu daire diliminin alanı arkadaşlar bizim 12 birim. Tüm karenin alanı 16 birim. 16'dan o zaman ne yaparım arkadaşlar? Ben buradan 12'yi çıkartırım. O da kaç yapar? 4 yapar. O zaman cevabımız neye eşittir? Adana'ya eşittir şeklinde söyleriz. Tamam, buraya dikkat. Peki geçiyoruz arkadaşlar 9. soruya. Şimdi 9. soruda ne yapmış? Bize şunu söylemiş. Demiş ki arkadaşlar yukarıdaki eşitliklerden hangileri doğrudur? Basit bir soru, gerçekten yapabilecek bir soru. Şimdi buradan arkadaşlar ne yapıyorsunuz? 3'ü içeri atıyorsunuz. 3'ü içeri attığımız zaman 9 olarak girer. O zaman nedir cevabımız? Yanlıştır. Çünkü burası kök 90 olması lazım. Bu yanlış. Peki buna bakalım arkadaşlar. Bunu içeri atarsak 25. 25 çarpımda 2'den kök 50 yapar. Bu doğrudur. Bunu attığımız zaman 4. 4 kere 5'ten kaç yapar arkadaşlar? 20 yapar. Bu doğrudur. O zaman cevabımız Denizli şeklinde ne yaparız? Söyleyebiliriz. Peki 10. soruya başladığımız zaman şunu söyleriz arkadaşlar. Dikdörtgen şeklinde bir karton aşağıdaki gibi kesilerek kare ve dikdörtgen şeklinde iki parça karton elde ediliyor. Elde edilen kare şeklindeki kartonun bir yüzünün alanı 48 cm² olup dikdörtgen şeklindeki kartonun bir yüzünün alanı
bunun 4 katına eşittir diyor. Şimdi eğer burası 48 ise o zaman bunu 4'e böldüğümüz zaman buranın kaç çıkar arkadaşlar? 12 şeklinde çıkar. Şimdi diyor ki arkadaşlar buna göre demiş. Ha, şöyle yapabiliriz. Dikdörtgen şeklinde bir aşağı kare şeklinde. Burası kare olduğuna göre ben buradan arkadaşlar ne yapabilirim? Şunun bir kenarını bulabilirim. Bunun bir kenarı kaçtır? Kök 48'dir. Kök 48 demek arkadaşlar bizim neye eşittir? 4 kök 3'e eşittir. Eğer burası 4 kök 3 ise arkadaşlar şurası da 4 kök 3'tür. O zaman arkadaşlar burası da 4 kök 3'tür. Peki 4 kök 3 ile neyi çarparsam 12 yapar? Kök 3'ü. Demek ki bu uzun kenarımız arkadaşlar bizim kaçtır? Kök 3. Ya kısa kenarımız kaçtır? Kök 3'tür. Buna göre diyor elde edilen dikdörtgen şeklindeki kartonun kısa kenarının uzunluğu kaç santimdir? Zaten bize bunu istemişti. O zaman cevabımız kaçtır? Kök 3. Yani cevap Denizli şeklinde ne yaparız? Söyleyebiliriz. Peki geliyorum 11. soruya. Şimdi 11. sorumuzda aşağıdaki demiş tabloda bir bahçede bulunan 4 farklı ağaç ve bu ağaçların boy uzunlukları verilmiştir diyor. Buna göre meşe ve gürgen ağaçlarının boy uzunlukları toplamı. Şimdi önce bunları bir karekök dışına çıkartalım arkadaşlar. Şimdi zaten burası arkadaşlar 4 çarpımında kök 48, kök 8 daha doğrusu değil mi arkadaşlar? 2 kök 2 eşit olduğundan dolayı burası kaç yapar? 8 kök 2 eşittir. 162 ben böyle şu şekilde yazabilirim. 81 çarpımda 2 şeklinde yazabilirim. 81 karekök dışına 9 diye çıkar. 9 kök 2 eşittir. Burası arkadaşlar zaten 10 kök 2 eşitmiş. Kök 50 de arkadaşlar 5 kök 2 eşitmiş. Şimdi bizden istenen ne? Diyor ki gürgen ile meşe ağaçlarının toplamı. Gürgen ve meşeye baktığımız zaman şu ikisi ne yapılacak? Toplanacak. İkisini topladığımız zaman burası arkadaşlar bizim 18 kök 2 şeklinde söyleyebiliriz. Aynı şekilde kızıl ağaç ile ak söğüt müydü? Ak söğütü topladığımız zaman ikisini toplarsam da arkadaşlar burası kaç yapar? 14 kök 2'ye eşittir şeklinde söyleyebiliriz. Bizden istenen şu boy uzunlukları toplamı kaç metre fazladır? Yani arasındaki farkı soruyor bize. Arasındaki farkımız kaça eşittir? 18 kök 2'den 14 kök 2'yi çıkartırsam cevabımız 4 kök 2 yapar. Ama şıklarımız da var mı? Yok. Ne yapacağız? 4'ü içeri atacağız. 4'ü içeri atarsam arkadaşlar burası kaç yapar? 32 çarpımında 2 kök içerisinde. O da bizim kaç yapar arkadaşlar? Özür. 16 çarpımında 2. 16 çarpımında 2'den kök içerisinde 32 şeklinde ne yaparız? Söyleyebiliriz. Yani cevap nedir arkadaşlar? Bolu şeklinde söyleriz. Devam ediyorum arkadaşlar. 12. sorumuz. 12. sorumuzda ne yapacağız? Şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şimdi ne demiş bize? Demiş ki aşağıda dikdörtgenler prizması şeklinde bir evrak dosyası verilmiştir. Bu dosyanın ayrıtlarının uzunlukları dosyanın üzerinde yazılmıştır. Diyor ki arkadaşlar burası 500, kök 500. Kök 500 demek arkadaşlar bizim neye eşittir? Baktığınız zaman arkadaşlar burası 10 kök 5 yapar. Aynı zamanda burası da arkadaşlar bizim 10 kök 5 şeklinde söyleyebiliriz. O zaman arkadaşlar bunun açılmış haline baktığınız zaman bakın şurası arkadaşlar bizim 10 kök 5. Aynı zamanda arkadaşlar şurası da bizim nedir? 10 kök 5'e eşitmiş. Burasının tamamı arkadaşlar zaten 23 kök 5'miş. Bizden istenen şu kısım. Bu kısmı bulabilmek için 10 10 daha toplarsanız 20. 20 ise 23'ten 20'yi çıkartırsanız kaç yapar? 3 kök 5. Demek ki burası kaçmış arkadaşlar? 3 kök 5. 3 kök 5'i bulabilmek için ne yaparız? 3'ü içeri atarsınız. Buradaki ifademiz arkadaşlar 9 çarpımda 5'ten kök 45. Yani cevap nedir arkadaşlar? Ceyhan şeklinde ne yaparız? Söyleyebiliriz. Peki gelelim arkadaşlar 13. sorumuza. Şimdi 13. sorumuzda da arkadaşlar ne yapıyorum? Şunu söylüyorum. Soru zor gibi görünüyor. Aslında gerçekten basit bir soru. Şöyle diyebiliriz. Şimdi demiş ki arkadaşlar aşağıda verilen demiş kartların ön ve arka yüzlerine toplamları 30 olacak şekilde pozitif tam sayılar yazılıyor. Demek ki hem ön hem de arka sayıların toplamı 30 olacakmış arkadaşlar. O zaman biz buradan ne yapabiliriz? Şunu söyleyebiliriz. Burası 13 ise bunun arka tarafında kaç yazacak? 7 yazacak. Bunun 6 ise 7 diyorum özür 17 yazacak. O zaman arkadaşlar buraya baktığınız zaman burada da arkadaşlar 30 olacağından dolayı o zaman buraya da kaç yazılacak? 24 yazılacak. Önden görünüm o zaman ne yapacak arkadaşlar? 13 kök 6. Arkadan görünüm arkadaşlar ne olacakmış? 24. 24 yani şu tarafa da gidiyor demektir. 24 kök 17 şeklinde söyleyecekmişiz. Peki o zaman biz ne yapıyoruz? Şunu söylüyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar bunların toplamları 30 olabilmesi için şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Buranın toplamlarının 30 olabilmesi için buraya arkadaşlar kaç dememiz? Arka yüzünde 20, arka yüzünde 12 yazması lazım.
Şimdi diyor ki arkadaşlar, önden görünümde karekökenli ifadeyi doğal sayı yapan çarpan. Önden görünümde ne olacak arkadaşlar? Hemen bakalım. 10 kök 18 olacak. Kök 18'i karekök dışına çıkartırsam arkadaşlar buradan ne söyleyebiliriz? 10 çarpımında kök 18 karekök dışına çıkartırken 9 çarpımında 2 diye çıkar, yani 3 kök 2 yapar. Demek ki karekök doğal sayı yapan değer karekök içerisindeki değer olması lazım, yani kök 2. Arkadan görünümdeki karekökli ifadeye bakalım. Bu tarafa doğru gitmesi gerekiyordu. Yani 12 kök 20 şeklinde söyleyeceğiz. Peki kök 20'yi tam doğal sayı yapan değeri bulabilmek için kök 20 de bizim neye eşittir? 2 kök 5'e eşittir. Yani o zaman burası ne olacak? Kök 5 olacak. Bakıyorum şıklarımızda hangisi olabilir diyor. O zaman cevabımız arkadaşlar bizim bol şeklinde ne yapabiliriz? Sonucu söyleyebiliriz. Peki gelelim 14. soruya. 14. soruda şunu söylüyoruz arkadaşlar. Diyor ki bize aşağıda bir yüzünün alanı 1500 santimetre kare diyor olan dikdörtgen şeklinde bir not tahtası verilmiştir diyor. Bu not tahtasındaki asılı olan iki kağıdın dışında kalan bölgenin alanı 1370 santimetre karedir diyor. Şimdi arkadaşlar zaten 1500 ise tamamı, 1370'i ne yaparım? Çıkartırım. Çıkarttığım zamanki durumda arkadaşlar kaç yapar? 130 metrekare yapar. Yani demek ki bu birinci not ile ikinci notun arkadaşlar almış olduğu toplam alan 130 metrekareye eşitmiş. Santimetrekareye eşitmiş. Özür. O zaman buna göre demiş ki arkadaşlar birincinin alanı ikincinin alanından küçüktür. Birincinin alanı ikincinin alanından küçük olduğuna göre, yani bir ne olacakmış arkadaşlar? 2'den küçük olacakmış. Olduğuna göre birinci not kağıdının alanı santimetre cinsinden doğal sayıdır demiş. Yani burası doğal sayı olduğuna göre demek ki tam dışarı çıkabilecek bir sayı. Birinci not kağıdının kısa kenar uzunluğu 4 kök 2 olduğu söylenmiş. Tamam. O zaman burası demek ki karekök ikili bir sayı olması gerekiyor. Buna göre en uzun kenar en fazla kaç santimdir demiş. Şıkları denememiz gerekiyor. Mesela diyelim ki A şıkkı olduğunu düşünelim. 9 kök 2 olduğunu düşünelim. 9 kök 2 olduğunu düşünürsem arkadaşlar bu ikisini çarptığım zaman 4 kök 2 ile 9 kök 2'yi çarparsam arkadaşlar burası 72 yapar. Arkadaşlar tamamı 130'du. 130'sa bakın buraya 72 dersem arkadaşlar 130'dan 72'yi çıkarttığım zamanki durumda arkadaşlar burası kaç yapar? 58 yapar. Bir kere bunu sağlamaz. O zaman bu yanlış olur. İkincisi için düşünelim. 4 kök 2 ile arkadaşlar 8 kök 2'yi çarptığımız zamanki durumda burası kaç yapar? 64 yapar. Şimdi 64 eğer burasıysa 130'dan 64'ü çıkartırsanız kaç yapar arkadaşlar? 66. Gerçekten 64 66'dan küçük müdür? Küçüktür. O zaman cevap arkadaşlar bol şeklinde ne yapabiliriz? Sonucu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, gelelim burada 15. sorumuza. Şimdi 15. sorumuzda da ne yapabiliriz? Şunu söyleyebiliriz. Demiş ki aşağıda demiş eş bölmelere ayrılmış 1,5 litrelik bir cam şişe verilmiştir diyor arkadaşlar. Şişede 1,5 litre limonata varken Zuhal bu defa bu şişeden limonata içmiştir. Bir defa bu şişeden limonata içmiştir diyor. Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Şimdi buraya baktığınız zaman arkadaşlar burası demek ki her bir dilimimiz arkadaşlar bizim 0,1'e eşit. 0,1'e eşit. Demek ki ben buradan arkadaşlar 0,1, 0,1, 2, 0,1'lik dilimler arkadaşlar iki defa içmişim. Yani bu şekilde içtiğim zaman buraya gelmişim. Buraya geldiğime göre o zaman burası arkadaşlar 1,3 yapar. Buna göre başlangıçta şişede diyor arkadaşlar 2,5 litre limonata vardır diyor. Yanlış, çünkü arkadaşlar başlangıçta bizim 1,5 litre limonatamız vardı. Bu yanlış. Zuhal şişeden diyor arkadaşlar 0,3 litre limonata içmiştir diyor. Hayır, 0,2 litre arkadaşlar limonata içmiş. Demek ki bu da yanlış. Zuhal bir miktar limonata içtikten sonra şişede demiş arkadaşlar 1,3 litre limonata kalmıştır. Baktığınız zaman gerçekten 1,3 litre limonata kalmıştır. Doğrudur arkadaşlar. O zaman cevabımız neye eşittir? Ceyhan'a eşittir şeklinde söyleyebiliriz. Evet, diğer sorumuz arkadaşlar baktığınız zaman burada şunu söylemiş. Demiş ki arkadaşlar bu planda her bir bölme kare şeklinde olup A, D, E noktaları doğrusaldır demiş arkadaşlar. Buna göre şimdi burasının alanı 6,25 olduğu söylenmiş. Ben bunu kök içerisinde 6,25 olarak düşünecek olursam arkadaşlar 6,25 olarak düşünecek olursam burası arkadaşlar 2,5 çıkar. Aynı zamanda burası arkadaşlar 1,96'ya eşitmiş alanımız. O zaman kök içerisinde 1,96'ya çıkartırsam burası arkadaşlar 1,4 şeklinde ne yapabiliriz arkadaşlar söyleyebiliriz. Bizden istenen A ile E arasındaki mesafemiz.
Yani 2,5 ile 1,4'ü ne yapacağız? Toplayacağız. Topladığımız zaman 3,9 yapar. Yani cevap Adana şeklinde ne yaparız söyleyeyim. Evet, 17. sorumuz. Arkadaşlar şunu söylemiş. Rasyonel sayılar Q harfi rasyonel sayılar I ile, gerçek sayılar ise R sembolüyle gösterilmiş diyor. Şimdi diyor ki arkadaşlar, aşağıda bir programlama dili, girilen sayıya bilgisayar aşağıdaki şekilde cevap vermektedir diyor. Mesela kök 25 sayısı. Baktığınız zaman burası bizim kaçtır? 5'tir. Girilen sayı rasyonel mi demiş? Doğrudur arkadaşlar. Girilen sayı irrasyonel mi? Hayır. O zaman boş bırakmış. Girilen sayı gerçek sayı mı? Evet, reel sayılar demiş. Hazırlanan bu programa İlhan 3,85 sayısını vermiş. Devir ondalıklı sayı vermiş. Buna göre bilgisayarın vereceği cevap aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Arkadaşlar bu bizim nedir? Bir gerçek sayıdır. O zaman burası gerçek sayılar şeklinde olması lazım. Yani şu şekilde olacak. Girilen sayı irrasyonel değil. O zaman burası boş kalacak. Girilen sayı gerçek sayı mıdır? Gerçek sayıdır. O zaman girilen sayı rasyonel sayıdır. Aynı bu şekilde olacak. Yani cevabımız ne diyebiliriz arkadaşlar? Denizli şeklinde söyleyebiliriz. Evet, gelelim arkadaşlar 18. soruya. Mehtap demiş, birden 20'ye kadar olan doğal sayıları yukarıda verilen şekildeki gibi bölmeleri yazıyor ve aşağıda kurallara göre bölmelerin içlerini boyuyormuş. Karekökü demiş arkadaşlar, irrasyonel sayı olanları sarı renge boyuyor. Mesela burada arkadaşlar sarı renge boyayacak olan 2'yi boyadı, 3'ü boyadı. Sonra arkadaşlar 5'i boyadı, 6'yı boyadı, 7'yi boyadı. Ondan sonra arkadaşlar 8'i boyadı. Sonra arkadaşlar 10'u boyadı. 11'i boyadı, 12'yi boyadı, 13'ü boyadı, 14'ü boyadı, 15'i boyadı, 16'yı boyayamaz, 17, 18, sonra arkadaşlar 19 ve 20'yi boyadı şeklinde söyleyebiliriz. Sonra sarı rengi boyadı. İki basamaklı sayılardan rakamların toplamının karekökü rasyonel sayı olanları mavi renge boyuyormuş. Şimdi baktığımız zaman rakamları toplamı rakamları toplamının karekökü karekök dışına çıkacakmış. Değil mi? Karekökü rasyonel sayı olanlar. Mesela o zaman buradan hangi sayıları söyleyebiliriz arkadaşlar? Burası olabilir, çünkü 1 ile 0'ı toplarsam ne yapar arkadaşlar? Kök 1 yapar, bu karekök dışına çıkar. Demek ki burası mavi. Aynı zamanda arkadaşlar bu ikisini topladığım zaman 2 yapar. Bu ikisini toplarsam 3 yapar. Bu ikisini toplarsam 4 yapar. Demek ki burası mavi. Bu ikisini toplarsam 5, bu ikisini toplarsam 6, bu ikisini toplarsam 7, bu ikisini toplarsam 8, bu ikisini toplarsam 9. Demek ki burası da mavi. Burası 10, burası da 2 yapar arkadaşlar. Diyor ki arkadaşlar, hem sarı hem de mavi renkli ile boyandığı bölgeler yeşil renk oluyormuş. Demek ki şurası yeşil, burası yeşil ve burası yeşil arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Buna göre boyanmayan bölmelerin sayısı ile, boyanmayan bölmelere baktığınız zaman 1, 2, arkadaşlar başka 3 ve 4 tane var. 4 tane boyanmayan bölmelerin sayısı 4 ile yeşil renk ile bölmelerin sayısının toplamı kaçtır demiş. Yeşil renkli bölmelerin toplamı da 3 tane. O zaman ikisini toplarsam kaç tane yaparak? 7 tane. Yani cevap Adana şeklinde ne yaparız söyleyebilirim. Evet, 19. sorumuz aşağıda. Sütun grafiğinde bir iş yerinde demiş. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında elektrik ve su tüketimi için ödenen ücretler gösterilmiştir diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Mart ayında sonra elektrik tüketimi için ödenen ücret her ay bir önceki aya göre 50 TL azalmıştır. Mart ayından sonra baktığınız zaman burası arkadaşlar 50 azalmış, burası 50 azalmış, burası 50 azalmış. Demek ki bu doğrudur. Mart ayından sonra süt tüketimi için ödenen ücret her ay bir önceki aya göre 50 TL artmıştır demiş. Baktığınız zaman arkadaşlar burası Temmuz ayında ve Haziran ayında birbirlerine eşit olmuş. Demek ki bu nedir arkadaşlar? Yanlıştır. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında elektrik ve su tüketimi için ödenen toplam ücretler eşittir demiş. Bunlar eşit midir diye baktığınız zaman arkadaşlar, bakın, eşit olabilmesi için zaten bunlar simetrik, şunlar simetrik ama şunlar simetrik değil. O zaman ne olacak arkadaşlar? Bu da yanlış. O zaman cevabımız arkadaşlar nedir? Yalnız arkadaşlar A, yani yalnız 1. O zaman cevap Adana şeklinde söyleyebilir. Evet, 20. soruya baktığımız zaman yukarıdaki grafikte bir ilin 4 günlük sıcaklık ortalamaları verilmiştir. Bu ilin 5 günlük sıcaklık ortalaması derece cinsinden bir tam sayıdır demiş. Ha, 5. günü bilmiyoruz ne olduğunu. Yani burası soru işareti. O zaman arkadaşlar burası 18, burası 20, burası 24 ise, burası da 25 ise, önce ben bunları ne yaparım? Toplarım. Topladığımız zaman arkadaşlar burası 87 yapar. 87 ile demek ki bir sayı toplayıp, yani şuradaki sayıyı toplayıp 5'e böldüğümüz zaman arkadaşlar bir ne yapacakmış arkadaşlar? Bir tam sayı çıkacakmış.
O zaman buna göre demiş, bu cuma günü ilin sıcaklık ortalaması aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şıkları deneriz. Mesela diyelim ki 89 arkadaşlar 29'u topladığımız zaman 5'e bölünebilen bir sayı mıdır? Hayır, çünkü 116 bölü arkadaşlar kaç yapar? 5 yapar. Bu bölünmez. Bunu eledik. 28'i koyacak olursak arkadaşlar 87 ile arkadaşlar 28'i toplayıp 5'e böldüğümüz zaman bir tam sayı mıdır? Evet, çünkü burası arkadaşlar 115 bölü 5 yapar. O da eşittir arkadaşlar bizim kaç yapar? 23 yapar. O zaman cevabımız arkadaşlar bizim bolu şeklinde ne yaparız söyleyebiliriz.